Evet değerli izleyenler, bildiğiniz gibi Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan iki baraj kapatıldı. İlk Mumcular Barajı, ikincisi Geyik Barajı'ydı. Bugün itibariyle kapatıldı. Şu anda da MUSKİ yetkililer tarafından konuyla ilgili açıklama yapılıyor. Gelin hep beraber izleyelim. Gerçekten bir sıkıntı var ama bu kadar da patlak var. İnsanlar gerçekten mal. O zaman kayıp kaçak bedelini vatandaşa kaybetmemiz lazım bir şey. Şöyle yani o patlakları yerinde zamanında yapmak evet doğru bizim görevimiz. Yetiştireceğiz. Yani çok az bir şeyimiz kaldı. Ben de aynı hassasiyetteyim ve bu devam ederse biz ek hizmetlerle benim dördüncü hizmet alım. İhalenin dışında da kendim sürekli hizmet alıyorum. Bunu toparlamak için. Biraz daha hassasiyet gösteririz. Arkadaşları görüşeceğim. Su faturasının içerisini görmüşsünüzdür. Ben %30'a yakın devletin vergi dairesi gibi çalışıyorum maalesef. Şöyle oldu, elektrik idaresi, telekom vesaireler, herkes devletin taşradaki teşkilat gibi bir ben kaldım. Ve diyorlar ki işte bir şey toplanacak, vergi toplanacak, MUSKİ'nin üzerinde su faturasının üzerinden alalım. Ben yere girdiğim için böyle bir durum var. Fakat su fiyatının pahalı olduğu yönündeki eleştirilerde şundan katılmıyorum, bunun bir mevzuatı var. Personel işletme diyor, maliyetleriniz diyor, amortismanlarınız, her şey maliyetleri koyulduğu zaman bir maliyet çıkıyor. Ben bir kamu görevlisiyim, arkadaşlarım da öyle, bir de meclisimiz var. Bu karar üretilirken şeffaf şekilde orada yayınlıyor. Sizler de görüyorsunuz. Elektrik maliyeti kurumun %32'sini teşkil ediyor. 17'si personel teşkil ediyor. Yatırım maliyetlerinde geçen sene aldığımız borun maliyetinde %132 artış var. Ve bu benim elimde olan bir şey değil. Devlet su işlerimizin hattı hem kuzeyden hem de güneyden Tıbrıs'ta birleşen bir ring hattı. En çok son günlerde hepimizin de gördüğü atıyorum Bitez Ortakent bölgesinde bir patlama olduğu zaman Ortakent'ten başlayarak İstamanlara, Aktur ve Turgutdeyiz, Gümüşlük bölgesi kesintiler oluyor. Bu hattın tamir edilmesi benim adıma tahliye edilip ve yapılması 12 saat. Tahliye edilip yapılması. Sonra onun depolar burayı kattığından doldurulması, depolar akıtılıp depolardan şebekeye verilip bir de topoloji gereğince en üst noktadaki vatandaşın suyu alması. Şu andaki mimariniz nedeniyle mesela Akçalan sırtında olan bir arkadaşımız da Turgutdeyiz merkezine indiğinizde Turgutdeyiz'de bende su var diyor. Yukarı çıkıyorsunuz çünkü şebekenin bir basınçlandırma süresi de var. Üst kotlarda Bodrum'da çok ciddi depo var. Herkes de depoda dolduruyor tabii bir şekilde. Yani su kesintisinde kullandığı suyu mecbur. İşin doğası gereği böyle bu. Dolayısıyla özellikle yüksek hacimlilerde Ortakent patlağı gibi veya Gündoğan patlağı gibi bir CT patladı, büyük çaplı patladığında en üst noktada kişinin suyu alması 2,5 gün sürebiliyor. Başka sorusu olan yoksa yeterli koyu veriyorsanız ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.